Maynard Murray cevizi Ormus'ta sulamış. 6 kat fazla ceviz veriyor ve cevizleri mandalina kadar oluyor. Bir, iki, eriği Ormuslu suyla suluyor. Ormuslu suyla erik 2 kat daha büyük oluyor. 5 kat fazla ürün veriyor. 5 kat. 3. Mısırı Ormuslu suyla suluyor. 3,5 metre. Ucunu görmek için merdivene çıkıyoruz. Artık o ucunu göremiyor. Diyor ki nereye gitti bu mısır? O kadar. Daha çok verim veriyor. %100 daha çok verimli. Daha temiz. Daha leziz. Daha canlı. Yani vitamin, mineral, enzim eksikliği yok. Hepsi var. Topraktan her şeyi alabiliyor. Hı hı. Portakal kavun kadar ama vitamin, mineral, enzim mükemmel. Daha canlı, bakteri, virüs ve mantara karşı kendini koruyabilecek kapasite, kuvvetli. İnsan gibi. Patates %100 daha verimli. Patates elde ediliyor. Ve havuç. Normal olarak havuç işte 30 gramdır, 40 gramdır, 50 gram fazla olmaz. Nadiren büyük olabilir. 450 gram havuç. Daha leziz, daha çok vitamin, mineral, enzim içeriyor. Yani kimyasal gübre, kimyasal ilaç toprakta, tarımda kullanılmadan önceki tarımın hali gibi, 60-70 yıl önceki toprak gibi toprağı mükemmel hale getiriyor Ormus. Nasıl getiriyor? Çünkü birleşiminde bor var. Bor suyu tutuyor. Suladığın zaman su uçamıyor. Yani buharlaşamıyor. Veya akıp toprağın altına gitmiyor. Olduğu yerde kalıyor. Jelibon gibi. Nemli kalıyor. Jel gibi su. Orada kalıyor. Ayda diyelim ki 5 defa suluyorsan 2 defa yetiyor. Nemli. Canlı ve mikroorganizmaların yaşaması için güzel bir alan oluşuyor. Şimdi bu mikorozal, yani mantar ve bitki kökü ortak yaşamını mikorozal denir. Belçika, Hollanda, Danimarka, Amerika, Japonya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde tarımda herhangi bir bitkiyi toprağa ekmeden önce bitkinin köküne mantar bulaştırıyorlar. Mantar sporu. Ama bu bitkiyi toprakta canlandıracak özel bir mantar. Ne oluyor? Bitki eker ekmez hızla gelişiyor. Ya bu yeni bir teknoloji. Mikorozal. Yani mantar sporu. Bitkinin köküne bulaştırıyor, öyle ekiyor toprağa. Hızlı büyüyor. Ama bulaştırmasa ne olur? Yine büyür de yavaş yavaş büyür. Gelişmesi az olur. Yani 3,5 metre boyunda mısırla 1 metre boyunda mısır aynı mı? Verim aynı olur mu? Kalite aynı olur mu? Olmaz. Yani Ormus mükemmel bir buluş tarım için. Fazla da öyle kullanmaya gerek yok. Mesela bu yarım litre 20 litre suyla karıştırılır, sulanırsa yeterli. Yarım litresi. Mesela balkonunuzda veya camın önünde süs bitkisi var, kaktüs var vesaire vesaire. Suladınız görürsünüz. Kısa sürede büyüdüğünü, canlandığını. Mesela bende bir kaktüs vardı. Var şimdi duruyor. Yuvarlak bir kaktüs. Üzerinde böyle köfkeye bir şey ulaştı. Ya her şeyi deniyorum. Yok edemiyorum. Pas gibi bir madde, mantar bulaşmış. Bunu da suladıktan sonra canlandı. Tekrar orası büzüşmüştü, büyümüyordu. Bir anormal şekil almaya başlamıştı. Yani artık bunu atayım, bir işe yaramaz, yenisini alayım diye düşünüyordum. Aa, canlandı. Tekrar bitki kendine geldi. Bitki de insan gibi. Evet. Kimyasal ilaç kullanırsınız, verirsiniz. İnsanın bağırsağındaki faydalı bakteriler yok olur. Mantarlar yerleşir. Mantarlar zehirli gazlar, zehirli alkoller üretir. Bu toksik maddeler bağırsakları yakar. Karaciğere gelir. Karaciğer bunu arıtmaya çalışır. Aratamaz. Karaciğer yorulur, yağlanır. Bütün toksik madde vücudun orasına burasına yerleşir. Kişide alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, ölüm korkusu, bir sürü hastalık ortaya çıkar. Bitki de aynı. Ne yapıyor? Bitkiyi koruyor. Bitkiyi canlandırıyor. Orijinal haline getiriyor. Bitkinin DNA'sını tamir ediyor. Hücresini yeniliyor.
su ihtiyacını karşılıyor, mantarların birlikte simbiyoz yaşamını, kalitesini artırıyor.